Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Hoş geldin, hoş bulduk. Nasılız? Devam ediyoruz şimdi. Evet, hadi bakalım gelsin güzel dileklerimiz, güzel niyetlerimiz. Rabbimizin izniyle, biznillah Rabbimize sığınıyoruz. Kendimi şöyle ödüllendirdim, bir kahve yaptım. Geldim, kahvemi sizinle içeceğim. Hadi bakalım çayınız, kahveniz, suyunuz. Çok çay kahve olmasın tabii. Bugün bu benim tatlış kahvem ilk bir tane. Evet, burada sevgili Cennet size kalpten mutluluklarını gönderiyor. Kendim yaptırdım kupam arkadaşlar. Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendik diyorsanız böyle birbirine yapışık ayrılmayan sizler gibi iki kalp koyuyorsunuz oraya. Hani yapışık bir kalp var ya ayrılmayan o. Evet sevgili canlar, 19 Güneş. Bugün ayın 19'u. 19 Ocak 2023. Allah'ın izniyle ilahi erillerimiz ilahi erillerini kabul ediyorlar. Ettiler Rabbin izniyle diye düşünüyoruz. Dün dişillerini kabul etmişlerdi. Şu an birbirlerine giderek yürüyerek yaklaşıyorlar adım adım. Şükürler olsun kavuşturan Rabbimize. Evet ve Yakut'u kıymetlimiz, en kıymetlimiz. Bütün savaşlar bunun uğrunda. Ne kadar savaş verilse azdır değil mi? O kadar kıymetli ve değerli. Ve Yüce Yaradanımıza sığınıyoruz. Bu uğurda ne savaşlar yaşarsanız yaşayın. Amaç size bahşedilmiş şu sadakaya nail olmanız içindi. Gerisini boş verin arkadaşlar. Gerisini boş verin. Ne yaşamış olursanız onun buna değiyor. İşte bu Rabbin kutlu sadakası. Bu Rabbin zaferi, bizim zaferimiz. İşte bu sevgili canlar, an be an. Çorap söküğü nasıl da açılıyor değil mi? Sağ başına çoraplar ördü zannettiniz değil mi? Başına örüldü aslında sağın. Sağ o gün bugün bunları çiziyor. Zavallı sağın başına neler geldi. İşte o sağ bugün ilahi eril oldu. Bugün ilahi eril oldu Rabbimizin izniyle. İşte bu, işte budur. Bunca sınava rağmen sadakasından vazgeçmeyen bir ilahi erillerimiz var, dişillerimiz var. Şimdi an itibarıyla videonun devamı üçüncü olarak ilahi erilimizle ilahi dişillerimiz an be an birbirlerine kavuşmak üzere. Ne kadar güzeller değil mi? Bunca sınava rağmen, bunca yapılanlara rağmen hiç geri kalmadılar değil mi? İşte bu ne? İçteki sezgi. Ruh, ruhlar bilir. İşte bu. Bu Rabbin sadakası işte. Bu Allah sevgisi. Bu Allah aşkı. Bu ilahi aşk. İşte bu karmik dünyasal aşka hiç benzemiyor. Birbirlerine yürüyorlar. Çünkü adım adım yaklaşıyorlar. O yüzden böyle şey yapıyorum, ayırmıyorum bunları, yan yana koymuyorum. Onlar zaten yan yanalar, hiç ayrılmadılar Allah'ın izniyle. Geçici bir aralık oldu bunu yaşamaları için. Şu an birbirlerine yürümekte oldukları için sevgili canlar, o yüzden ayırmıyorum. Tamam. O yüzden burada bu şekilde kalıyor. Sadece erili ekranda görünüyor gibi olsa da ama zaten ikisi de yıldızlara doğru, galaksinin çocukları giderek yükselerek yürüyorlar. O şekilde bakıyoruz. Evet, tatlış kahvemi ve biri benim kalbim, biri sizin kalbiniz olsun. Ve aynı zamanda da bu kalp sevenlerin kalbi olsun sevgili canlar. Evet, bu sevgili kalplerin birbirine adım adım yaklaşmalarının şerefine ben de bu tatlış kahvemden bir yudum alıyorum izninizle. Siz de buyurun lütfen. Oh, ne güzel bir kahve. Hiç bu kadar lezzetli kahve içmemiştim. Ne ola ki sizin diğer yarınız? Ne ola ki siz bunca akıl ve zekaya sahipken? Değil mi bir tane? İşte bakın, aslında burada hizmet ettiğiniz ne biliyor musunuz? Bunun farkına varım bence. Şimdi anda bana böyle bir şey geldi. Rabbin sadakası ya. Buna hizmet ediyorsunuz. Bundan daha ötesi var mı? Bunun uğrunda neye katlanırsınız, ne yaşarsanız yaşayın. İşte onun için diyor ya zaten erillere bugün. Erilliğini kabul et diyor bugün, ayın 19'u diyor. Bu kadere yazdık beraber, böyle yaşanılsın istedin. İlahi planda sen de böyle istedin. Evet ama işte ne yapalım, bu yolla terbiye olmak istedin, öyle oldu. İşte bu uğurda da artık ne yaşanıldıysa
Bunu al cebine koy, üzülme, sağlığına dikkat et, spor yap, egzersiz yap, sağlıklı beslen. Mevsim ne? Kış. O zaman kış meyve sebzelerini yiyeceğiz. Sağlık, uyku, düzenli yaşam çok önemli. Peki, şimdi geliyoruz asıl en büyük konumuz olan Rabbimizin sadakası olan bu güneşi ne doğru erilliğine doğru yürüyen, adım adım erilliğini kabul eden bu ilahi eril enerji olan dişil ve erillerimizin yapmaları gereken içlerinde nedir eril enerji? Akılla, zekayla, usla, cesaretle bugüne kadar olmaları gerekeni yapmaları, gerekeni yapmaları için adım adım ilerliyorlar. İşte tamamlanma zamanı arkadaşlar. Tam da zaman bu zaman. 19 nedir ki? Bakar mısınız rakama bugün? Gözünüze şöyle, gözünüze. 1 artı 9 ne yapar? Hadi bağırın bakalım oradan. Avazınız çıktığı kadar. Neymiş anlamı? 1 artı 9, 10. 10 nedir? Kuponlu. Kuponlu nedir? Aşk, sevginin kazandığı mutlu bir aile yuvası. Sadakaya kavuşmak işte. Bütün yaşanılanlar bu uğurda yaşanıldı. O yüzden bunları ben niye yaşadın diye hayıflanırsam bil ki buna hayıflanıyorsun. Ve işte bil ki o da Rabbi hoşuna gitmez yani. O her şeyi sever. Her şeyi zaten her şey o kadar büyük, o kadar yüce ki onun hoşuna gitmeyecek bir şey yok. Sen ruh eşinin hoşuna gitmeyecek olanı yapmış olursun, sadakaya hizmet etmemiş olursun. İşte onun için diyor ki bugüne kadar ne yaşamış olursan ol, onu sana bahsettiğim bu sadakamı anlaman, algılaman, kabul etmen. Aziz Allah'ım bakın ne güzel başladı. Hangi cümleye denk geldiği önemli derim, değil mi? Ezana denk geldiğimizde. İşte demem o ki sevgili canlar, kartlarımı kırıyorum Rabbin izniyle. Thank you.
Fareler ters geldi bu arada karıştırırken. İlk defa 3 yılda farelerin ters geldiğini görüyorum. Ne mutlu. Zaten bitti kapandı diye dalmaya gerek duymadım. Evet sevgili canlar. Ruh kapısı. Peki kartlarımızı aldık şimdi. Mavi boğaz çakranız açılıyor demek ki. Nedense maviden gitti. Yanımda şu an 30 tane kart aldım arkadaşlar. Yine de ilk elim kuantum ve enerji kartlarına gitti ve mavi. Zaten bu boğaz çakrasının açılmasıdır arkadaşlar. Hani konuşamayan, ifade etmeyen eril dişillerinizi. Eğlence, oy mutluluk geliyor arkadaşlar. Luna Park gibi. Ay çok muhteşem. Çok sevindim. Harikulade. Evet. Nasıl gidiyor bakalım hayat? Çok güzel değil mi? Asla yaşadığınızdan yakınmayın. Bu dönem en önemli şey nedir biliyor musunuz sevgili canlar? Alıp kabul etmeniz önemlidir. En çok alıp kabul etmeniz önemlidir. Onun için sevgili canlar, gelene hoş geldin, gidene güle güle. Hayat size ne getiriyorsa da da destenin altında yine geçen günkü kart, o da almış kabul etmiş olduk onu. Evet ve dolayısıyla demek ki ne yapacağız? Bir tamamlanma zamanı, 1 artı 9 ne yapıyor? 10 tamamlanma demek. 19 numara erillerin erilliğini kabul etmesi, içindeki gücü, cesareti, işte yapabilirliği, yani kendisinin bir güneş olduğunu, Rabbin hamurunun güneşle yoğurduğunu, değil mi? Sabah ezanıyla doğan bir güneş ve akşam ezanıyla batmaya başlayan bir güneş, ne ola ki karanlıkta hissetsin kendini, ne ola ki korksun, ne ola ki akılsız olsun, ne ola ki, tabii ki böyle bir şey yok, onu iptal ediyorum, yerine koşulsuz sevgi ve sadakasıyla, Rabbin sevgi sadakası ışığıyla dolmasına niyet ediyorum. Peki hala. O zaman birer tane de bunları bir çekelim bakalım neymiş bunlar böyle. Bu ikisine ters geldi. Ben yine de birer tane şuraya, birer tane de buraya alıyorum. Evet çok güzel. Muazzam geliyor. Tabii burada en önemli olan şey nedir? Öncelikle bir onu paylaşayım. Bugün günün en büyük önemi kadersel gün, kadersel döngü. Bu neymiş çok merak ettim. Ters geldi. Yani şu kat. Bugüne kadar hep düz çıkıyordu, şimdi ters geldi. Anlamı ne demek biliyor musun? İlk başta buna inanmamışlar. Halbuki Rab da ne demiş? Bir avuç toprağın içinde bile ben ağacı yeşertirim. Kün fehi kün dediğinde benim olmayacak bir şey yoktur. Ne ola ki benim irademin üzerine kul iradesini koyasın. İşte en başta buna inanmamışlar. İmkansızlığını düşünmüşler. Peki. O zaman şöyle yapalım. Ve kartlarımızı okumaya başlayalım. Ve başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve başladım. Şimdi kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. Yin Yang güç meleği. Neydi bu? Bereket simgesi ve ruh kapısı. Ne geldi? 7 numarayla enerji, eğlence. Sevgi dolu kadın, profesyonel yardım alınması gerek. Güce gelmek için profesyonel yardım almış. Halbuki Rab da demiş ki güç senin içinde, korkularınla yüzleşir de korku yanlarınla, işte şu korku yanlarınla yüzleşirsen korkmana gerek yok. Kimseden profesyonel yardım almana gerek yok. Çünkü senin o yardımı almaya ihtiyacın yok. Sen sadece öyle zannedecek kadar korkulara kapılı. Değişim, işte dönüm noktan olan yerde korktuğun için dönüm noktan bu kadar gecikti ve sen buna inandığın için hiç olmayacak, yani yeni bir başlangıç yapmayacaklarmış gibi diye inandıkları için bugüne kadar bunlar yaşanmış. Halbuki demiş ki hayır yaşayacaksın, burası dönüm noktan, çünkü yeniden başlayacaksın. Senin bak o kadar güzel geldi ki kartlar tam şöyle. Şimdi o yeni başlangıç yapacaklarını zannetmemişler. Tamam mı arkadaşlar? Kartlar burada. Şimdi sondan başlayacağım. Çünkü burası çok önemli. Başa geleceğim ondan sonra.
En başında çok korktukları için zannetmişler ki, tabii bu hayatların bir dönüm noktası olduğunu anlamışlar. Çünkü sizden vazgeçemeyecekler, bir de korkularıyla yüzleşecekler. Sizinle acaba yeni bir başlangıç yapabilir mi, yapamaz mı? Tam dönüm noktasına gelmişti orada. Rab da demiş ki hayır hayır yapacaksınız tabii ki. Bu senin dönüm noktan, dönüş noktan. Yani sen değişip dönüşeceksin, değişip dönüşmek zorundasın ki hayatında yeni kapılar açıp böyle pırıl pırıl arınmış olarak toksik enerjilerinden bir çocuk kadar saf, masum olarak, temiz olarak yeni başlangıçlar yapabilirsin diyor. Bir döngü ve burada bir erkek çocuk var ve bir numara ilahi eril kartıdır arkadaşlar. Bakar mısınız? 19'un biri geldi şimdi. Ve sen, evet, burası seni korkutuyor olabilir ama zaten ruhlar korkuyla sınıyorum ben kullarımı demiş. Burada korkmaz isen, bunun bir dönüm noktası olduğunu kabul edersen, Süleyman'ın bir krallığının mührü nedir? Bilgidir. Dönüşeceksin sadece ve geri döneceksin. Bakın, size geri dönüp elini uzatmak istiyorlar, gittikleri günden beri böyle. Evet evet demiş, tamam, sen dönüp burada ellerini uzatacaksın zaten. Sen o yeni başlangıç yapmayacağın yerde ben bir avuç topraktan bir ağaç çıkarttırırım künfeyekün dediğimde demiş ve bunu kabul et demiş. Bunu da böyle an itibarıyla böyle çeviriyorum. Peki şimdi kartlarımızı okuyalım. Burada kişisel iyileşme ve mutluluk kapısı. İşte demiş ki sen 19 numara güneş ilahi erilliğini kabul edersen, içindeki ilahi gücü kabul edersen, bu senin öncelikle sevgi, yin yang, eril dişil dengeni dengeleyecek. Çünkü ruh eşim böyle ve onunla birlikte o insan oldu güçmeli. Sen de 5 numarayla geliyor insan olma yolu. Sen de bunun değişim, dönüşüm, dönüm noktasındasın. Bunları onun için sana yaşatıyorum. Bunlar tabii sezgiyle çok güzel, muazzam bir şekilde verilmiş. Peki ne yapmış erillerimiz? Şimdi bunları eriller diye artık okuyorum. Anladınız siz de artık. Eril enerji çalıştıran dişilleriniz ve eril olan eril enerjiler. Ama onlar eriller ama dişil enerji aslında çalıştırıyorlar. Niye? Çünkü dişil enerji, sevgi enerjisi, sevgileri var. Fakat erilliğini eline alamadıkları için yapmaları gereken eylemi yapamıyorlar ya da bırakmaları gereken toksik enerjilerini bırakamıyorlar. İşte ya da Rabbin hoşuna gitmeyen, kendini aydınlatmaya rağmen bekletenlere bütün hepsi eril enerji olarak kabul ediyor şimdi onlara. Yang enerji, yang enerji de zaten yakıcı. Şimdi fakat diyor ki sen bereket, bolluk görmek istiyorsun. Hayatında mutluluk kapısını görmek istiyorsun. Bunun bir ruhsal yolculuk olduğunu da biliyorsun. Öğrendim, bunu kabul ettiler. Güce geldiler. İnsan oldular bugün Rabbin izniyle. Yani yin yang enerji dengeleri zaten 14'ünde dengelerine geldiler. 15'inde ne yaptılar? 15 numaralarıyla yüzleştiler kendilerindekini. Ve sonra 16'da yıkılan kulelerle, vay bu böyleymiş de ben böyle zannediyorum. Ne oldu? Satürn baskı yaparak, Neptün bunalımı dayatarak ne yaptı? Hele balık evi olanlar, balık burcu olan, güneş burcu yükseleni, ay burcu, stelyumun olduğu yerde veya şironun olduğu yerde veya işte 12 ev konularında ne oldu? Sınav oldular. Dolayısıyla dedi ki hayır, bütün bunları sen içindeki dişil eril enerji, bakın 22 numara arkadaşlar. Yin yang eril dişil enerji dengesi. Senin ruh partnerin o kadar mükemmel, o kadar mükemmel ki. Evet işte zaten o yüzden bu Rabbin sadakası adını alıyor zaten dedi. O kadar eşsiz ki sen de öyle olduğunu düşünüyorsun. Nasıl bu kadar mükemmel olabilir diyorsun. Ama ben de diyorum ki Rabbin sadakası zaten onun için mükemmel. Zaten o mükemmel. Rabbin sadakası mükemmel olmayacak da ne olacak? Ve velhasıl sana dedik ki biz, sen burada kişisel iyileşimde bulunacaksın. Yani ruhun iyileşecek, şironların iyileşecek, işte ruhunu yaralayan, o seni sen olarak almaktan koyan, o ilahi dişilinle ve erilinle gitmene, kavuşmana, onda yürüdüğün bu yolda neden ilerleme kat etmemenin sebebi bunca sınav,
bunu katma diyor. Çünkü bu zaten ilahi sevgi, ilahi dişil ya, sevgi de, onun için onu anlatma diyor. Bunlar için geçerli diyor. Onun için o kendini attı oraya. O yüzden ilahi eril enerji olarak ben ilahi dişilime yürüyorum. Evet, tamam, ona yürüyorsun. Da o da sana yürüyordu başından beri işte. Dedi ki başından beri yürü dedi zaten. Bu kadar sınavı yüklemem. Şimdi bir de öyle bir şey ki arkadaşlar, eğer gereksiz sabır çalıştırırsanız, yapmanız gerekeni yap deyince ilahi sezgiler, sezgisel olarak hissedip de eğer yapmaz iseniz, yani şu güzelliğe bir adım atmanız gerekiyordu. En başından beri biz Kupa Prensi adımıyla bunu anlatmaya çalıştık değil mi buradan? Atsam mı atmasam, yapayım mı yapmayayım, işte dedi ki öyle yapmayayım mı diye deme, sıkma dedi, yap dedi, yani işte o gün bugündür olmadığı için bunlar yaşanıldı. Halbuki her zaman zaten neydi? Kendi güneşine doğru yürüyordu, farkında değildi. Bir türlü bunu görmek istemedi. Neydi bu görmediydi? İşte imparator olduğuydu aslında. İmparator olduğunu zannetmiyordu. İşte onun için şimdi velhasıl demem o ki, biz de dedik ki zaten 14'ünde yin yang dengeni bulacaksın. 15'inde de işte bu yüzleşmekten korktuğun, bu korkularınla yüzleştiğin zaman da zaten orada sen yeniden doğacaksın, yeniden şifalanacaksın ve öyle bir güçleneceksin ki, bir güç meleği gibi 5 numara insan, pir. Pir neydi? Bir bilge, her iki dünya için rahmetti. Ve bu sana ruhsal olarak ilahi kattan, ruh planın, ruh kapısı, ilahi ruhun, ilahi dişilin, sen ilahi erilsin, ilahi dişilliğini, erilliğini kabul et. Orada sana kişisel gelişim ve iyileşme olacak. Dengeye geleceksin. Çünkü senin yin yang, şimdi yin yang'ın en önemli anlamlarından biri de ilahi eril ve ilahi dişili temsil eder. Ayla güneşi temsil eder. Dengeyi, bu iç sevgini, iç ilahi dişil enerji, sevgi enerjisini tanıdığında dengeye gelirsin. Çünkü tek olarak eğer sen hep yang enerjide kalır da sevgi enerjini kabulle geçmez ise, işte bu da seni yaralar o zaman. Ne olur, ruhun iyileşemez, şironların iyileşemez. İşte şironların iyileşmesi için senin zaten, senin kalbini, ruhunu, bedenini titreten o ruh eşine, işte şuna, sevgi enerjisindeki olan o ruh ikizine, diğer yarana, İşte birbirinizin diğer yarısısınız. Yin yang işte budur. Sen, o sana zaten yürüyor. Sen de ona yürüdüğünde zaten kavuşma. Bu zaten ayrılamaz bir bütün. Rab yaratımı böyle yaratmış. Kaderi böyle yazmış zaten. Ne ola ki olmasa. İşte burada bolluk bereketin de burada yatıyordu. Ve 11 numara ruh ikizinin de yatıyordu. İşte sen zaten bütün, bakın 11 numara, 22 de 11'in katıdır arkadaşlar. Sen 11 numarayı kabul etseydin zaten 22 numara kat be kat bolluk bereketi yaşardın yani. Sen işte iyileşememenin sebebi ruhun yaralı olduğu için 7 numara. Mecburen buna ulaşabilmen için senin şu tabloya biz ne yaptık? Aldık seni, iyileştirmek istedik. Niye? Çünkü bu ilahi dişilin sevgide sana yürürken. Sen herkesi gördün, bir tek onu görmedin. Herkesteki yanlışlığı onun üzerinden sorguladın. Halbuki o suçsuz, günahsız, hiçbir şeyi yoktu. Sana ve bu aşkla kavuşmak için sadece senden ufacık bir action bekledi. Action, hareket, eylem. Yani senin yapman gerekeni bekledi. O kendi payına düşeni zaten yaptı. O sana, o dişil, o sevgide, o sana haksızlık etmedi, o seni bırakıp gitmedi, o seni terk etmedi. Tam tersi, senin bırakıp gittiğin gün ve an itibarıyla neye uğradığını şaşırıp yıkıldı, dünyası yıkıldı. Sınavdan sınava, uyanıştan uyanışa. İşte ama o artık o gün bugündür sana yürüyor işte. Sen de buradan ona yürüyorsun ama haberin yok. Ama onun, bakın bunu düşürüyor. Neden? Sen ona yürüyorsun derken, sen ona yürürken onun sana yürüdüğünü düşünmedin. Hep bunu reddettin. Halbuki onun yerine karar verdin. Ona sordun mu sana yürüyor mu yürümüyor mu diye. İşte neden kendini yere attı? Tam erili söylerken. Sen ona yürüdüğünü düşünürken onun sana yürümediğini zannettin. Bu resmen düşürdü yani onu böyle. Bunu şimdi ben düşürüm de bu şekilde resmen düşürdüm. Bu şu an ben düşürdüm. O yüzden kendini attı buraya.
Dedi ki o benim ona yürümediğimi zannetti dedi. Attı buraya. Halbuki dedi bana şans verseydi bakar mısınız düştüğü kartların üzerine bakın. Benimle yükseleceğini bilmiyordu. Bu kayaya beraber yürüyüp yeni ufukları açılacaktı. Peki o ne yaptı? Bakın şimdi bu kartın doğrusu nedir? Profesyonel yardım al diyor burada. 7 numara insanlar. Profesyonel yardım. İlahi demiş ki ilahi erile. Hani sen çok sınav yaşıyorsun, ağır geçiyor, bunalımlara da giriyorsun. Profesyonel yardım al diyoruz. Al, bunda sıkıntı yok. Bazıları bunu reddetmiş. Almamış. Süreç o yüzden zorlaşmış. Alanlar da bir fayda görmediğini düşünmüşler. Gidip gelip sadece belki de anlattılar bir psikoloğa, psikiyatriye ne yaptılar? O dinledi ama o zaten bu ilahi eril yani bir psikolog, bir psikiyatri ilahi erildiyse onlar da yardımcı olamaz ki. Çünkü bu daha fazla biliyordur zaten. Hani ona sorduğu soruya da kendi cevap veriyordur zaten. O sadece anlatırken rahatlıyordur. Emin olun. Ama karşısındaki psikolog, psikiyatri nedir? İşin uzmanı, eğer ruhu kalbiyle o işi yapan biri ise evet gerçekten çok yardımcı olabilir. Demek ki profesyonel yardım dahi önerilmiş, alınmış. Belki de ya yardımcı olunmadı ya da profesyonel yardım alırken kendisine istediğini veremediği için ya da yardım almayı reddetti. Bu da önerilmiş. Bakın onun için profesyonel yardım düz gelmedi, ters geldi. Giden eril dişileriniz bu denli ciddi anlamda bir psikolojik sorun yaşamışlar yani gerçekten. İşte buradaki tek olay ilahi dişi diyor demiş ki sen o gün bugündür bana sadece yapman gereken bir action, bir eylem yapmandı. Çünkü ben sana yürüyorum, senin de bana yürüdüğünü ben biliyorum fakat işin işte sıkıntı yanı senin benim sana yürümediğimi düşünmendi. E peki bu reva mı? Değil tabii ki. Niye sizin yerinize düşünüyorlar? Halbuki siz de onlara en başından beri, onlar daha yeni yeni sizi yürümeye başladılar. Ama siz en başından beri yürüyorsunuz. Onlar ne yapıyorlar da bir action'ı yapmamak için 40 dereden su getirdiler. O gün bugündür ben bu aşka yürüyorum. Nasıl yürüyorsun? Durduğun yerdesin. Nereye yürüdü? E bu ne yaptı bu zavallı? E sen terk ettin gittin bir yıkıldı. Aşka uyandı iki yıkıldı. Okyanusları dolduran gözyaşı seller döktü. Kendi yaşam tekamülü sınavları, seninle olan ortak yaşam tekamülü ve sınavları. E ne yapsın zaten bir hayat bir mücadele. Nereden nereye gelindi? Yani sana duada, zikirde artık ne yapıyorsanız. E zaten bunu yapıyor, yürüyor yani yürümesi yeterli. Başından beri bu aşka sadık durmuş ve demiş ki bana bir action yap, yapmayan sen. E nasıl o çalışmamış oluyor da sen çalışmış oluyorsun? Sen daha bunu yapman gerekirken yapmamışsın. İşte Rab burada benim sadakama ne kadar sadıksın, ne kadar dürüstsün, ne kadar samimisin, ne kadar sen olarak buna hizmet ediyorsun görmek istiyor. Ve bakın burada niye erille simgelenmemiştir, dişille sevgi dolu kadın olarak geliyor. İşte diyor ki aslında sen de böylesin sadece bu gösteriyor, sen gösteremiyorsun. Aradaki tek fark bu. İşte bu action'ı yapsaydın en başından beri sen de göstereceğini bilirdin. Ve birlikte yükselip kayığınıza binip bolluk berekete yelken açıp güç meleğiyle gidermişsiniz. Peki şimdi burada bir de şimdi şöyle bir şey de soralım. Bu da tam bir değişim dönüşüm noktası olmuş. Neden? Neden? Bu eylemi yapmak için ben sana geri döneceğim fakat sen bende misin sorusuna takılı kaldıkları için işte bu hoş olmamış. İşte Rab da burada diyor ki bu benim sadakam işte o action'ı. Zaten o sen onu bırakıp gittiğinde senin onda kalıp kalmadığını bilmeden, senin onu sevip sevmediğini bilmeden bile bu aşkta kaldı. İşte o gözünü kapadı kaldı. Bunun adı ne? O benim sadakama ne yaptı? Dedi ki bu benim sadakam. Bu Rabbin sadakası ve ben ona Rabbin sadakasıyım. Ben bunu anladım. Ben bu aşk bundan gitmek istemiyorum. Çünkü bunu o kadar seviyorum. O kadar kusursuz bir aşk, bir sevgi ki ben öyle bir şey hissediyorum. Çünkü ben diğer yaramı bulmuşum dedi. Bu diyor. Bu diyor. Bunun için. E ben gitmiyorum diyor. E bu demiyor mu? Bu da diyor. Aradaki fark ne? Bunda toksik enerji var. Karma bu tarafta. Temizlenmesi gerekiyor. Bunu temizlemek diretiyor. Sonra sende var mı diye bu taraftakini eziyet edip ensesinde boza pişirdi.
var mı yok mu bunu temizlemeye çalıştı. Peki şimdi biz burada neyi anlatıyoruz? İşte diyor ki o baştan beri bir eylem yapsaydı bir avuç toprakla ne kadar yükselip yeni bir hayat, yeni bir yön. Bakar mısınız? Yükselen, artan şunu yaşayacaklarmış. Ve o bir avuç toprakta hiç yeşermeyecek dediğin yerde böyle tohum yeşerecekmiş. Hiç olmayacak zannetmiş. O gün bugündür gittiklerinden beri geri geliyorlar. Hayatlarının dönüm noktalarının siz olduğunu biliyorlar. Ve sizi inanılmaz beğeniyorlar. Burada bir balerin, bir peri, nasıl söyleyeyim? Evet, bir balerin var. Bakar mısınız? Beğenilen. Ne kadar muazzam. Sadece buna nasıl kavuşulacakmış bu Rabbin sadakasını arkadaşlar? Geri dönüp şöyle elini uzatması gerekiyormuş. Bu da neymiş? Yani küçük bir haber, bir eylem. Peki neye kavuşacakmışsınız ki? Luna Park gibi hayatınız olacakmış böyle. Çocuklar gibi şen, neşeli, mutluluk, bolluk, bereket, sağlık, şifa, yükselme, zenginlik, her şey. Böyle rengarenk bir Luna Park, bu şekilde eğlenceli bir hayatınız olacak. Hala olacak, merak etmeyin. Hala olacak. Şimdi, peki, ben şimdi bunu burada bitireyim. Ve geçelim açılımımıza sevgili canlar.